Uzun kenarı 9 santim ve kısa kenarı 6 santim olan ABCD dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş bize. Neydi arkadaşlar bir dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpım. O zaman 6 çarpı 9 54 santimetre kare cevabımız C şıkkı. Dikdörtgen bir kenarını 12 vermiş çevresini 34 vermiş bizden x istiyor. Çevre dediğimiz şey neydi arkadaşlar uzun kenarla kısa kenarın toplamının 2 katıydı. O zaman iki katı 34 olduğuna göre demek ki uzun kenarla kısa kenarın toplamı 34 bölü 2'den 17. E burası 12 ise demek ki burası kaç olacak arkadaşlar? 5. Malumunuz bütün dikdörtgenlerde köşe 90 derece. O zaman burada bir dik üçgen. O çok sevdiklerinizden. 5, 12, 13. Cevabımız A şıkkı. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki levha BD köşegeni boyunca kesilip sağdaki gibi, parça, sağdaki gibi yapıştırılıyor. Elde edilen şekilde AD BD üstüne eşit olduğuna göre BB üssü bizden x'i istiyor. Şimdi ne yapalım önce şu dikdörtgenin şu BD köşegenini bulalım değil mi? Belki bir işimize yarayacak. Pisagor yazıyorum. 6'nın karesi 36, 2 kök 7'nin karesi 28, 36 28 daha 64. Burası kaç gelecek arkadaşlar? 8. Malum buralar 6, burada 2 kök 7. Şimdi bu bilgileri yan tarafa aktaralım arkadaşlar. BD kenarı kaç birimdi BD şurası yani şu kısım mavinin kısa kenarı doğru mu? Yani kaç olacak? 6. Peki burada kaç? 6. Peki şu arkadaşlar uzun kenar. Yani burası 2 kök 7. Burada 2 kök 7. Peki şurası kim? Köşegen doğru mu? Demin bulduğumuz 90'ın karşısı. Orası da kaç gelecek? 8. Peki şu mavi dik üçgende burası da gene 90 derece değil mi? Ha, şurada Pisagor yazarsam sanki x'i bulabiliyorum gördünüz mü? 6 8 10 cevabımız E şıkkı. Dikdörtgen 4'ü 1'i vermiş. Eşit kenarlarımız var. Bizden dikdörtgenin alanını istiyor. Neydi alan? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenar zaten bakın belli 4 1 de 5. O zaman bana ne lazım? Uzun kenar. Şimdi o uzun kenarı bulmak için ne yapacağım? Şu FE sonuna kadar indireceğim. Neden? Çünkü yukarısı 90 ya aşağısı da 90 olacak. Böylece dikten dik inmiş olacağım. Öklit olacak değil mi? Şu 5'i silelim. Çünkü yukarıdan gelen parçalar orayı parçalayacak değil mi? Şurası 1 burası 4. E tepede 90 tabanda 90 öklit. 1 kere 4 4. 4. H kareden burası kaç geldi? 2. Hatırlıyoruz değil mi? Öklit'in ilk kuralı. Neydi o kural? H kare eşittir. K çarpı P. Şimdi burası 5 ise malumunuz eşitlikten dolayı burada 5. F, H. Kaç oldu? 5, 2 daha 7 mi? Yani burada 7. Böylece uzun kenarı bulduk. 7. Kısa kenar zaten 5'ti. 7 kere 5. 35. Cevabımız B şıkkı Dikdörtgen açı ortay 14'ü 8'i 3'ü vermiş bizden x'i istiyor. Şimdi dikdörtgende köşeler 90 derece olduğu için burası otomatikman kaç kaç geldi arkadaşlar? 45 45. Hemen bu arkadaşı uzatıyorum. Burası 3 ise burada 3. Tamamı 8'di. Burası kaç oldu? 5. Şimdi 45, 90 demek ki burada 45. İkiz kenar dik üçgen. O zaman bu arkadaş 5 ise burada kaç olacak? 5. Peki şurası 14 ise bu da 14 değil mi? E 5'i buradaysa x'e ne kaldı? 9. Cevabımız C şıkkı. ABCD dikdörtgen. Dikliğe eşitlikleri vermiş. 16, 6, 12 bizden X istiyor. Ne yapacağız? Şu yarım kalan parçayı tamamlayalım değil mi aşağı doğru? Yukarısı 90'sa aşağıda 90. Burayı iki eşit parçaysa aşağıdaki eşit parça yani 16'yı kaç kaç böleceğiz? 8 8. Peki bu yavru 12 ise bu yavru da 12 değil mi? E altısı buradaysa buraya 6 kaldı mı? Şu sevimli dik üçgeni görüp de sevinmeyen var mı? 6, 8, 10. Cevabımız D şıkkı. Çevresi 48 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir karton D doğrusu boyunca katlandığında kısa kenarı ile uzun kenarı çakışıyor. Ardından sağ kısımda sağ kısımda kalan üçgen şeklindeki parça KL boyunca sola katlandığında B noktası da A noktasıyla çakışıyor. Buna göre başlangıçta verilen dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş bize. Çevre 48. O aklımızda. Şimdi size ne diyorduk? Katlama sorularında mutlaka o en sondaki en katlanmış şeklin üzerinde soruyu çözün diyorduk, değil mi? Ne yapacağız biz de? Şu vatandaşın üzerinde soruyu çözeceğiz. Şu ilk iki verilen şekil sadece olayı planlamak için verilen şekiller. Esas malzeme burada. Peki ne yapacağız? katlanmış şeklin üzerinde orijinali çizeceğim. Hemen çizelim. Şu sağdaki parça bunun üzerine katlanıyormuş. Doğru mu? O zaman geri açıyorum ben de. Hop açtım geriye. Şöyle bir şey oldu. Burası B idi. Burası da B oldu. Peki. Bu arkadaş nasıl oluştu? Şu vatandaş böyle üzerine katlanarak değil mi? O zaman bunu da şöyle geriye doğru açıyorum. Böyle bir şey oldu. Peki. Bu vatandaş atıyorum K birimse katlayınca burada K birim olmuyor mu? Ne diyorduk size? Bir şekli katladığınızda uzunluklar, açıların ölçüsü ve alanlar yer değiştirir diyorduk değil mi? Sadece yoksa uzunluk olarak, açının ölçüsü olarak, alan olarak hiçbir değişiklik olmuyordu. Yani şu vatandaş K birimse ben bunu buraya doğru katlamıyor muyum? O zaman buradan olacak K oluyor. Peki ben şu arkadaşı. Şurada daha güzel gözüküyor. Bu arkadaşı bu tarafa doğru katladım ya. E, o zaman şu vatandaş tam bunun üstüne denk gelmedi mi? E, o zaman burası K ise buradan olacak K değil mi? Şu arkadaş katladım buraya. Tam A'ya kadar gelmiş. O zaman buradan olacak K. Ha, bakın dikdörtgenin kısa kenarı K. Uzun kenarı 2K. O zaman çevreyi bulurum. Neydi çevre? Kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 katıydı. O da eşittir. Kaçmış? 48. Ne geliyor buradan? 24. 3K 24'ten K kaç geldi? 8. Benden alanı istiyor. Alan dediğimiz şey neydi? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı değil mi? K'yı 8 bulunca kısa kenar 8, uzun kenar 16 oldu. 16 çarpı 8, 128. Cevabımız C şıkkı.